Evet. Neredeyiz? Kosmos, evren, dünya, Akdeniz, Kıbrıs, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi televizyon stüdyoları. Ben Profesör Doktor Uğurcan Akyüz. Yakın Doğu Üniversitesi stüdyolarından hazırlayıp sunacağımız Yakından Sanat programına hoş geldiniz. İlk programımızın konusu Sayın e, Hocamız Emin Çizenel. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, ee, hoş bulduk. Programımızın ilk programı oluşu nedeniyle bazı açıklamalar yapmam gerekmekte. O nedenle izninize sığınarak e, bazı açıklamalar yapmak isterim. Öncelikle tabii ki e, bu programın gerçekleşmesinde e, bize destekleri olan kurucu rektörümüz Sayın e, Doktor İrfan Suat e, t, e, kurucu rektörümüz Sayın Suat Günsele akademi ile toplum arasında var olan köprüleri geliştiren ve yeni köprüler kuran üniversitemiz mütevelli heyeti başkanı Sayın Yardımcı Doçent Doktor İrfan Günsele Yakın Doğu Televizyonu Müdürü Hüseyin Turan ve ekibine fakültemdeki arkadaşlara ...iştenlikle teşekkür ediyorum. Niçin yakından sanat? Yakın sözcüğü, ...çatısı altında bulunduğumuz Yakın Doğu Üniversitesi'ni... ...öncelikle adından dolayı çağrıştırıyor. Yakın Sanat, Yakın Doğu Üniversitesi. Ayrıca yakın olmak... ...yakında tutmak, yakından bakmak... ...yakınlaşmak... ...bu anlamlar... ...de... ...bizim için çok önemli... Çünkü yakından baktığımız zaman ayrıntıyı görüyoruz. Ayrıntı olan, ayrıntı olan aslında yakındır da bizim için. Öyle değil midir ki günlük hayatımızda ayrıntısından haberdar olduğumuz kişileri dost olarak bekleriz ya da ayrıntılarımızı dostlarımıza ancak açabiliriz. Yakın olan ayrıntısını bildiğimizdir sonuçta. Sanat, sanat toplumdaki ayrışmaları ...sınırları yok eden, ortak bir dil olarak hoşa giden biçimler yaratma çabasıdır. Kısaca. Biz bunların ikisini birlikte tartışacağımız... ...güzel bir, e, sıcak bir e, tartışma platformunda hocamızı ağırlamaya çalışacağız. E, her ne kadar Sayın Emin Çizenel hocamızı e, Kıbrıs'ta tanımayan yoktur. Türkiye'de de... Ee, ...sanat dünyasının çok iyi, çok yakın en tanıdığı bir isim olduğu için biz hocamızı ilk e, konuğumuz olarak davet ettik. Bizi onurlandırdı hocamız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel e, girişten sonra ben de gururlandım doğrusu. Hatta ilk program, siz bunu çok önemsiyordunuz, beni çağırdınız. Bu Bu, bu da bir bakıma benim çok hoşlandığım bir detay oldu. Bunu da söylemek isterim. Sağ olun. gerçekten çok heyecan verici. Böyle bir kararı bu burada vermek ve bu üstükiyü işlevsel hale getirip üniversitenin bu toplumla daha iyi paslaşabilmesini, daha iyi birbirine bir şey söyleyebilmesini sağlamak Bence çok lazımdı ve bunu da siz yapıyorsunuz kutlarım sizi doğrusu. çok sağ olun hocam aslında bunun farkına varmak da çok yani bunu farkettirebilmek bizim aslında misyonumuz çünkü biz akademi olarak burada tabii ki eğitim üretim planlarımız işte e, yökten geçmiş doktora programımızla kuruluşumuzu dikey kuruluşumuzu biz tamamladık o konuda fakülte olarak bir sıkıntımız yok ancak toplumla Burada bizim sürdürdüğümüz, gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri ya da toplumun dışarıda yani sanatı dışarıda bağımsız sürdüren insanlarla akademinin bir bir araya gelip bir şeyler paylaşması, ortak sorunlara çözüm üretmesinin bir gereği vardı. Biz bu, biz bunu bir büyük bir ihtiyaç olarak gördük. Mutlaka bu bu son derece gerekli. Çünkü özellikle bizim uğraştığımız alan yani sanat çok daha entelektüel seviyede e, mesafeler kullanan bir alan olduğu için üniversitenin e, ve üniversitenin kendi bu konudaki bilimlerinin e, meseleyi daha doğru okuyan, belki e, işaret doğru işaret eden ve belgeleyen bir nosyonu da olması lazım. Yani ben buna her zaman böyle inanmışımdır. Evet, onun için biz gerçekten üniversitemizin idaresinden çok büyük destekler alıyoruz. Yani Bizim yaptığımız, örneğin bu böyle bir fikir biz ortaya attığımız zaman hiç e, yani bize ikinci bir soru daha sorulmadan tabii ki ne gerekiyorsa e, yerine getirin. Ya da ne yapılması gerekiyorsa onu yapın diye tam tersi bize e, sorumluluk tekrar bize işte, e, yönlendirildi. Ama yani bunun, bu bizim görevimiz. E, anlıyorum da ya, üniversite yani en yukarıda üniversite yönetimi ya da esas sahibi. Ee, ...sizin gibi profesyonelleşmiş insanlarla çalışıyor. Dolayısıyla bu işler profesyonel ekiplerle oluyor. Yani sizin önereceğiniz, sizin e, oluşturacağınız e, platformları... ...onların çok kolay anlayacağını düşünüyorum. Yani siz çünkü onu onları anlatmak zorundasınız. Evet hocam kuruluşumuzdan beri yani fakültenin kuruluşundan beri o anlamda biz çok büyük destek gördük. Onu belirteyim. Evet. Yani burada işte en son gerçekleştirdiğimiz bu akademi ada etkinliğinde işte 50 ton mermer getirildi Türkiye'den. Evet. Ee, o gelenlerin biçimlendirilmesi burada işte 70'e herkes tarafından izlendi. Bunlar çok güzel bir şey. Bir değere dönüştürüldü. Aslında evet, yani tabii. sonuçta o işte bir taş eee kütlesinin bir sanat eserine dönüştürülmesi, bir heykele, bir anıta dönüştürülmesi Ve o süreci izleyebilmek. Tabii o süreci için. insanlar izlediler, öğrenciler de izlediler, hocalar da izlediler, dışarıdan ilgili olan olmayanlar da izlediler. Sonuçta biz bir değere dönüştürdük onu. E bu değerin de biz görüldüğünün farkındayız ki bunlar hemen çok güzel bir şekilde üniversitemizin değişik yerlerine, üniversitemizin köşküne çok güzel bir şekilde yerleştirildiler. Harika. Ve bunları görmek bizi çok tabii mutlu ediyor. Bizi motive ediyor. İşte o motivasyonun etkisidir ki biz bugün bu programı yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Yani bu hazır bu, bu konu ya ufacık bir ilave de ben koyayım. Yani bu üç boyutlu yani heykel meselesi ve üniversitede böyle bir süreçten sonra bu heykellerin e, konumlandırılması, o, o, alanla e, ilişkilendirilmesi belki bizim şehirlerimiz için de çok lazımdır. E, evet. e, bu, 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 bu çok başka bir konu esasında. Tabii aslında hocam bu farkındalık arttıkça yani bu çünkü e, işte sonuçta şimdi ben e, çok taşı şey yapmak istemiyorum ama e, belediyeler gibi ya da işte devletin diğer, e, diğer ilgili kuruluşlar ya da ilgilenenler bilmiyorum. Yani bizden yardım istedikleri takdirde biz onlara yardıma hazırız. Yani işte ben biz gerekeni onu söylüyorum. Uğurcan Bey ben diyorum ki üniversitelerin yani bu ülkede e, nüfus oranına göre çok fazla üniversite var ve e, bu akademik e, kurumların topluma sırtı dönük yaşamaması lazım. Mas bakın mesela işte biraz önce söyledik bu belediyelerin bu konuda e, yardım almak istemesi, yani ekspertiz yardım almak istemesi, bu her konu için çok geçerlidir. Dolayısıyla işte böyle bir paslaşmadan söz ediyorum ben. Yani üniversitelerin daha açık bir e, e, yaygınlığı ve e, yani kuramsal anlamda da e, meseleye bir açıklık getirmeleri lazım. Yani çünkü sanat üstüne, sanatı doğru okumak ve onun üstüne yazmak biraz da bu kurumların işidir. E, dolayısıyla biz maalesef bugüne kadar hep e, sanatçı hem üretiyor hem yazıyor hem ediyor. Böyle olmaz çünkü bu ba başka şekilde başka kurumlaşmaların da olması lazım. Yani <laughs> e, söyleyecek çok şey var. Ama Söyleyeceğiz Zamanımız e, var ne hocam. Ne güzel başladınız. Tabii, sağ ol. Evet. Eksik olmayın. Tabii hocam bu şey yani e, sanat aslında anlamını buldukça yani ekonominin de ee, ben şu son e, iki e, hafta sonudur. Kıbrıs Postası Gazetesi'ni de yazıyorum. işte ekonomi, kalkınma, sanat ve değer konularında iki yazı yazdım. Evet Bakarı okudum yazdım. o çok, çok Dün akşam ben tekrar ne yazdığıma tekrar bir baktım şöyle. Yani dışarıdan birisi olarak. Gerçekten güzel şeyler yazmışım. Sadece biraz daha dilinin belki anlaşılırlığını arttırmam gerekiyordu. Orada biraz eksik kaldık. Çünkü çok güzel, çok dolu şeyler yazmışım oraya. Tabii ki hocam değer oluşturmak çok güzel bir şey. Siz işte yani sanatın üretim süreci var. Evet. Öncelikle onu bir tasarlama bir o, 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 üretim sürecinden sonra onun bir sergilenmesi paylaşılması insanlara götürülmesi süreci var. Arkasında ondan bir beklenti süreci var. Yani bir dön bir döngü olması gerekiyor. Sosyolojik bir döngü, sanatsal bir döngü, işte e, yayınlarda yer alma onun ona değer biçilip bir e, fiyat bir satın alınması gibi konularda da bu, bu bizim hep paylaşıma bir paylaşıma giriyor. Tabii, yani bu bunlar tabii. hep paylaşımdır. Evet. Yani bir sanat ürününün bir sanatçıdan çıktıktan sonra aldığı seyir biraz da sanatçı aşan meseleler esasında. Evet. Yani bir, bir yapıt çok başka bir seyire giriyor ve işte sanat ortamı dediğimiz hikaye budur. hatta sanatçıya geri dönüşümü çok yeni önermelerle de olabiliyor bu çok enteresan bir Tabii. şeydir alışveriş günümüzde hocam şimdi biz daldık ama yani emin çizenel kimdir bir küçük bir geçelim mi şöyle ne diyorsunuz yani daldık biz yani gittik. ben e, e, kendimi bildim bileli e, e, çocukken çok böyle bu, bu konuya eğilimim vardı Beni etrafımdakiler çok desteklediler. Bu hakikaten öyle oldu. Şimdi sizin ee, lafınızı kesiyorum vallahi ama sizin bir küçükken bile defteriniz varmış. Benim dedem köy öğretmeniydi. Evet. Yani dedem ilk böyle okumuş insanlardan biri ve çok da iyi bir öğretmendi. Ben ilk onunla başladım. Dolayısıyla onun kütüphanesini ben çok kullandım. Yani onun ee, ...bütün o... ...okula o, o kaynaklık eden... ...bütün o ansiklopedileri... ...o resimli kitapları... ...Hayvanlar Ansiklopedisi, Nasrettin Hocalar... ...çok güzel kitaplar vardı böyle resimli... ...illüstrasyonlar şahane. Ben böyle onlarla büyüdüm neredeyse ama... E, ...dedem... ...biraz da... E, e, ...meseleyi... E, ...daha iyi kavradığı için... Öyle bir yönlendirme de vardı. Yani o malzeme benim elimin altında her zaman vardı. Ee, onu sağlıyordu. Onun için mesela annem de öyle. Ee, ben öyle hatırlıyorum. Yani bu e, bende şey oldu. E, öyle bir başlangıç oldu. Sonra da o ortaokulda hocalar hep bunu fark ettiler. Onlar fark ettikçe ben de yürekleniyordum. <laughs> Yüreklendikçe de işte hep akademiyi hedefledim. Çok zor bir süreçti o esasında. Biz işte okuldayken askere gittik. Efendime söyleyeyim. Gece nöbede gidip ertesi gün sabah askere şey okula gittik. Efendime söyleyeyim. Liseden mezun olduk. Silah bıraktık. İstanbul'a gittik. Yani son derece şey... Böyle travmatik durumlardı bunlar. Ama... Bu, ...bu da bize bir şey kattı diye düşünüyorum. Mutlaka. İstanbul'da e, 73'te... E, ...Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni... ...bitirdiniz. Arkasından yüksek lisansınızı yaptınız. 74'te. Bizim o zaman şey... E, ...Güzel Sanatlar Akademisi 5 yıldı. Evet. Yani Master of Art. E, ben 4 yıldan sonra... ...Viyana'ya gittim. Ben mezuniyet... ...projemi orada yaptım. E, ondan sonra... ...geldim ve o konkura girdim... 74'te mezun oldum, derken tam Kıbrıs'a döneceğim, savaş çıktı ve ben İstanbul'da kala kaldım o durumda. Sonra bir biçimde işte Kıbrıs'a geldim ve geliş o geliş, son derece şey böyle büyük bir enerjiyle ama yani buradaki o döküm saçımlığın içinde çok başka görevler de yaparak. Ee, o... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını siz tasarlamışsınız. O tabii çok sonra oldu. işte e, Rauf Bey ilk defa e, bir dış gezisi vardı. Kazablanka'ya bir gezisi vardı ve bir bayrak isteniyordu. Ama daha önce de bir yarışma açılmıştı. Bir e, bayrak yarışması. E, binlerce kişi katıldı o yarışmaya. Fakat istedikleri sonucu alamadılar. Bir gün beni aradılar. Dediler ki yani bize üç tane seçenek yap. Çünkü biz acele bir bayrak kullanacağız. Ben de işte üç seçenekten biri de buydu. Bunu seçtiler. Ve o dış gezide bu bayrağı kullanmıştı. Evet. Hocam bir ara Fulbright bursuyla Amerika'ya da gittiniz. Evet. Bu da şöyle oldu. Şimdi biz burada e, bu sanat kültür işleriyle böyle inanılmaz şekilde yani bu küçücük toplumda böyle e, e, herkesin birbiriyle muhabbet ettiği çok güzel bir ortam yaşadık ki o zaman daha her şey döküm saçımdı. ve e, birçok sergiler, birçok etkinlikler, birçok tartışmalar yani sanat tartışılıyor. Düşünün. 20-30 sene önce biz bu ülkede daha böyle savaştan yeni çıkmış, ee, böyle o, orası burası kırık dökük bir toplum, böyle bir iç dinamik barındırıyordu. Ve bunu yabancılar da çok farkındaydı bunun. Yani dış e, elçilikler, e, hatta yani Türkiye'den gelen Türkiye büyükelçileri de hep buradaki bu faaliyetleri izliyordu. E, onlarla da çok dostluklarımız oldu. Bir gün Amerikan elçisi benim atölyemizi ziyaret etmek istedi. Böyle ziyaretler hep olurdu. Ve çıkarken dedi ki ben dedi senin için bir şey yapmam lazım. Yani sen niye New York'ta bulunman lazım bir süre? İster misin bunu? Dedim ki yani bir sanatçı nasıl istemez bunu? T tabii ki isterim. Yani bu çok ciddi bir mesele. New York'ta o, o açılımı görmek, o, o ortamda bulunmak çok önemli. Ve onlar ne yaptılar ettiler? Bana böyle uzun bir burs ve şey çok da iyi baktılar bana. Ben o, o şansı o... çok iyi değerlendirdiniz ki bugüne <laughs> onların da mutlak izlerini taşıdınız. Orada edindikleriniz bilgi birikimi. Yani birikini... şöyle bir şey. Ee, Uğurcan şöyle. Yani ben benim bütün dünyam ters yüz olup tekrar başlamadı. Yani biz, biz çok iyi bir eğitim aldık. <laughs> yani buralarda öyle az buz bir şey değil bu. Yani işte Amerika e, ...aldı başını gitti de, diyecek bir durum yok. Yani sanatın e, insan merkezli e, şeyi yapısı her yerde, bütün eğitim sistemlerinde aynıdır. Kaldı ki bu coğrafya çok daha kreatif e, bir coğrafya. Bu hep tarih boyu böyle oldu. Dolayısıyla ben o güne kadar kadar edindiğim bilgi ve benim resmimin aldığı seyir... Amerika'da tercih olmadı. Ee, ama ne oldu? O alanların... ...daha profesyonel bir şekilde... ...nasıl kullanıldığını... ...çünkü Amerikalılar bunda çok ustalar. Evet. Yani bu işin... ...pazarlamasını en güzel onlar yapar. Ee, açtıkları bir sürü... ...mesela ben oradayken... ...bir Matisse... ...sergisi vardı. Momo'da. 400 parça. Ve bunlar hepsi Avrupa'dan gelmiş. Yani... Amerika e, bu coğrafyalarda oluşmuş sanatın üstünden tekrar ahkam kesmeye başlamıştı. Dolayısıyla ama New York dünyadaki bütün sanatçıların uğramak istediği bir yer oldu. Öyle bir alan oldu orası. Yani o market. Evet o anlamda e, o şansı çok iyi değerlendirdiniz mutlaka diye e, Ben de öyle düşünüyorum evet. E, hocam aslında şimdi tabii siz ilk kişisel serginizi... 1979'da Lefkoşa'da Çocukça 79 adı adıyla bir sergi de açtınız. Evet. Türkiye'deki ilk sergi Ankara'da 1987'de Akdeniz'den Masallar adıyla evet. açıldı İngiliz Kültür Derneği'nde. Ondan sonra aynı yıl Yeşilköy Sanat Merkezi'nde İstanbul'da bir sergi açıldı. Tabii ki daha önemlisi ve şimdi bir ara vermemiz gerekecek. Ee, Ankara'da biyenele kat, Asya Avrupa biyenelene katıldınız. Evet, muhteşem Bu bir şey. Bu çok önemli bir şey. O. Burada bir ara verelim isterseniz. Tamam. Ee, küçük bir aradan sonra yeniden beraber olalım. Tamam.